Hepinize merhabalar arkadaşlar. ChatGPT bana doğruyu söyledi. Ne konuda mı? Ona kriptoda hangi trading botu daha iyi diye sorduğumda geçenlerde bana bir cevap vermişti. Ve bunun üzerine Binance'in bile sponsoru olduğu bir tane platformda 100 dolarlık bir deneme miktarı koymuştum. 5 gün içerisinde hem de bu dönemde şaşırılacak sonuçlar getirdi. Merak ettiyseniz nasıl yapılabileceğini ve diğer detaylarını sizlere göstermek istiyorum. O yüzden siz bu videoyu beğendikten hemen sonra bölümümüze geçiyoruz. Haydi. Arkadaşlar ana sayfamız böyleydi. Sadece şunu göstermek istiyorum. Biraz daha böyle direkt bir bölüm olacak bu. Çünkü zaten çok daha detaylı işlemiştim. Nasıl yapılacağını anlatmıştım ama burada da bir küçük ele alacağım onu. Şöyle şimdi ana sayfasında şunları göreceksiniz. Zaten ChatGPT'ye bu soruyu sordum. Doğal olarak sana ben şunu kullan, bunu kullan şeklinde söyleyemem. Ama dedi şu özelliklere dikkat edeceksin. Bilinen bir platform olacak, güvenilir olacak. Kodun düzgün yazılıp yazılmadığını bileceksin. Hani bunları da araştırman gerekiyor gibi şeyler söyledi. Buna göre bir tane bulmuştum. Yani bulduğumun bu özelliklere uyduğunu gördüm diyebilirim aynı zamanda. Ve çok fazla kafa karıştırmamasını da istiyordum. Şimdi o özelliklere bakacağım. Ama şunu göstermiş olayım. Bakın Binance, Huobi'nin, Gate.io'nun, OKX'in, Bybit'in resmi partneri. Bu arada neden tersten başladım bilmiyorum. Neyse. Yani büyük isimlerin resmi partneri. Yani güvenilir kısmı en azından benim adıma bunları gördükten sonra bir okeylenmiş oldu diyebiliriz. Sonrasında rakamlara bakıyorum. Bugüne kadar kullanıcılar ne kadar kar elde etmiş. Bunun bir kısmını benim küçük yatırımım da oluşturuyor. Onu da göstereceğim sizlere. Kullanıcı olarak 10.000'in üzerindeler ve şu an 1 milyon dolar değerinde ve fazlasındadır diye tahmin ediyorum. Botlarda 1000 likidite var. Yani para dönüşü var, para akışı var. Burada arkadaşlar onların kullandığı birkaç özellik göstermiştim. Beğendiklerimden yine bir tanesi MACD, RSI gibi indikatörleri kullanıyorlar. Ona göre detaylı bir şey hazırlıyorlar. Ama bu detaylı demem sizi korkutmasın. Birinci sebebi şu. Bot aç gözlü davranmıyor. Yani gün içerisinde birçok işlem yapıyor ama bu işlemler genelde %0.1, %0.2 küçük küçük toplayıp size güzel getiriler elde ediyor. Belli kullanmak istediğiniz dönemin sonunda. Tabii bu kesin değil ama hani bu şekilde olduğu ben de göstereceğim zaten sonuçları size. Birincisi bu. İkincisi de botu kullanmayı illa detaylı bilmenize gerek yok. Neden yok? Çünkü ben gerçekten hani üzerinden geçtim tamam diğer videoda ama hatta onu da şuraya vereyim istiyorsanız oradan da gidip bakabilirsiniz. Nasıl botun kurulabileceğine, bu detayların hepsine, ChatGPT'ye ne sordum, neler yaptı falan bunların hepsini anlatıyorum o bölümde. Bunun dışında botu kurmayı detaylı bilmenize gerek yok. Neden yok? Çünkü zaten hazır botları var. Siz oradan kopyalıyorsunuz ki benim güzel sonuçlar aldığım botlardan bir tanesi kopyaladığım bir bottu. Ethereum botuydu. Onun detayına gireceğiz. Arkadaşlar burada basit bir mantık var. Bot aşırı alım ve aşırı satış olan yerleri belirliyor. Buna göre pozisyonlar alıyor. Yine indikatörleri de kullanıyor dediğim gibi. Bunları birbirine ekliyor ve küçük küçük al satlar yapıyor. Bütün paranızı kullanmıyor, bir kısmını kullanıyor. İşte al satlar yapıyor. Gün içerisinde siz uyuyorken bile dediğim kadarıyla bu şekilde size kazanç sağlamayı hedefliyor. Yani böyle bir konsepti söz konusu. Yine az önceki videoda da daha detaylı görebilirsiniz kullanışını. Şimdi ben size iki tıkla diyorum sonuçları elde ettim diye. Şöyle bir bakalım beraber. Hesabıma giriyorum arkadaşlar. Bir tane botum var. Sadece test ediyordum. Şimdi ama testlerin sonucundan en azından benim adıma geçebildiği için o yüzden daha da fazla miktarı arttırmayı planlıyorum ilerleyen günlerde de. Şimdi şöyle baktığımız zaman bakın burada 7 tane otomatik botumuzun olduğunu görebiliyoruz. Yani bunlar hazırlanmış botlar. İstediğiniz gibi buraya girebiliyorsunuz. 1 dolarlık botu bile var. Yine Matic'te burada söz konusu. Ben şunu göstermiştim asıl konuya gelmeden önce. Görevler vardı arkadaşlar burada. Birkaç tane görevi yaparak, hani işlemlerinizi yaparak, Telegram bağlayarak vesaire. Buradan bot açabileceğiniz hatta belli kazançlar elde edebiliyordunuz. Bu parayı çekemiyorsunuz ama buradan bot açabiliyorsunuz. Biliyorsunuz. Bu platformun aylık maksimum diyelim 50 dolara kadar bir ücreti var. Şöyle ki o da kazançlarınızdan 50 dolara kadar ya da kazançlarınızın %20'sini alıyor. Hani maksimum o kadar oluyor. Diyelim ki 1000 dolar kazandınız ondan maksimum 50 dolar alıyor. Ya da total kazancınızın daha az olursa %20'sini alıyor gibi düşünebilirsiniz. Ama dediğim gibi maksimum 50'ye kadar. Ana sayfada benim seçtiğim bot şuydu arkadaşlar. Futures Bull Ethereum USDT. Buna ben girdim. 50 USDT. Ben yaklaşık 100 USDT'lik bir yatırım yaptım. Bu arada herhangi bir şekilde buraya para koymuyorsunuz. Yani ücretini ödemeniz dışında diyelim eğer buradan kazanamadıysanız. Onun dışında bunların hepsi API üzerinden gerçekleştiriliyor. Ben aşağı linkini vereceğim. Adım adım resimli olarak nasıl API'yi herhangi bir borsada ben Binance'imi bağladım. En çok kullandığım o çünkü benim de. Binance'i bağladım. Binance'in API'sini oradan buraya bağlantı kuruyorsunuz ve bunu kullanabiliyorsunuz. Benim dediğim gibi 100 dolarlık bir rakamım vardı burada. İşlemleri yaptım. Yaklaşık 7 tane işlem gerçekleştirdi şu güne kadar. 5 gün oldu totalde arkadaşlar. O süreçte bana
%5.5 yani 5.49 USDT getirdi. Neden? 100 dolar koymuştum. Onun 5.49 getirdiğine göre 5.5 yüzdesel bir kazancım var. Şimdi şu dönemde, düşüş döneminde ne olacağının belli olmadığı bir dönemde, tabii ki umutluyuz gelecekle alakalı, ama böyle bir dönemde şu kazanç benim için gerçekten iyi. Bunu küçük küçük yaptığı ve topladığı için de daha da iyi ve daha da risksiz hale getiriyor. Şimdi risksiz tamamıyla değil ama bu risk olma olayını çok daha düşürüyor ve en güzel yanı da ben buraya bakmıyorum bile. Yani bir kere o parayı koydum, ne olur ne olmaz diye koydum. Sıfır olabilecek bir parayı koydum. Hep size söylediğim gibi ne oldu? 5.49 dolar getirisi oldu. Şimdi bu 5.49 rakamsal olarak çok büyük bir rakam değil. Ama 100 dolar koyup 5.49 alıyorsanız 1000 dolar koyup buraya 55 dolar alacaksınız gibi düşünün. Ya da bu rakamı arttırırsanız ona göre daha fazla getiri olacak. Geçmiş veriler geleceği garantilemez. O ayrı bir mesele. Ama yine de buradan baz alarak ne yaptığını gördüğüm için buraya biraz daha miktar eklemeyi planlıyorum. Açıkçası belki buradaki rakamımı işte 1000 dolara veya üzerine çekebilirim yakındaki günlerde. Şu günlerde Bitcoin artık düşmeyi bırakıp biraz daha kar verirse belki buraya biraz daha ekleyebiliriz. O şekilde düşünelim. Şimdi peki bunu nasıl kuruyorsunuz? İki tıktan bahsettim sizlere. Bakın illa ben yapacağım diyorsanız o zaman API'yi kuracaksınız. Zaten bu bir garanti. API'nin dışında buraya kurabilmek için bot oluştur kısmına tıklayarak bir önceki videoda gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Burada şimdi videoyu çok çok uzatmamak için aynı adımları tekrar geçmiyorum. Zaten o videoyu yaptım. Ama burada kopyalayabilmek adına onu da gösterdim ama şurada hızlı olduğu için tekrar göstereyim. Futures bull dedik mesela. Yine Ethereum'la alakalı. Kopyala tuşuna basıyorsunuz. Zaten İngilizce değil, Türkçe'ye çevirebilirsiniz direkt. Burada arkadaşlar bağladığınız zaman API'yi, yine o linki vereceğim ben size. Bağladığınız zaman API'yi burada seçeceksiniz. Hangi şeyi kullanmak istiyorsanız. Binance Futures, Binance Spot. Binance Futures'ı seçtim ben. Bu vadeli kısmıdır ama çok küçük kullandığı için riske edebildim 100 doları diyelim. Spot'ta da yapabilirsiniz aynı şekilde. Binance Futures seçili. Benim Binance Futures API'm var. Yani API'yi buraya bağladığım için ismi o şekilde. Burada diğer özelliklerin hepsi zaten kopyaladığınız zaman direkt otomatik olarak geliyor. Burada tek yapacağınız rakama karar vermek. Ha, bir tık daha artmış gibi görünüyor buradaki. Belki bu trading kazancından bile olabilir. Az önce yenile yapmamıştım sayfayı. Eğer öyleyse %12'lik bir rakama çıkmış bile olabilir. Hani aklınızda bulunsun ama %5.5 de gayet güzel. 5 günde, 4.5 günde diyelim. Buraya rakam yazıyorsunuz. Diyelim ki 100 dolar koyduk. Buradaki uyarı arkadaşlar risk uyarısı. Buraya bile koymuşlar. Bu güzel bir özelliği. Yarısından daha fazlasını kullanmayın diyor elinizdeki fonları. Gördüğünüz üzere elimde şu an 100 doların biraz daha üstüne var. 112 dolar var. Ben 100 dolarını koyuyorum. Yarısından çok daha fazlasını kullanmış oluyorum. Burada beni uyarıyor. Diyor ki hani riskini bil. Ona göre yap işlemlerini. Bu güzel bir özelliği. Hani her türlü işlem yap demiyor yani. Bir de arkadaşlar şuraya çok dikkat etmenizi istiyorum. Burası gerçekten önemli. Çapraz değil de yalıtılmış olanı seçin bu botu yaparken. Nedeni şu. Sadece koyduğunuz para kullanılsın. Yani 100 dolardan bahsediyoruz ya. Hesabınızda başka para varsa cüzdanın kalan kısmındaki miktarlara geçmemesi için yalıtılmış olanı seçmeniz lazım. Yani bunu seçip siz yapıyorsunuz buradan işlemlerinizi. Ona da lütfen dikkat edin. Yani diğer özelliklere hiç dokunmuyorsunuz. Bakın sadece aşağı iniyorum. Burada filtre falan da eklemiyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bunların hepsi tamam zaten buradan. Bot oluştur diyorsunuz. Bu. Bu kadar. Tek yapacağınız bu. Yani yabancıların dedikleri gibi atom mühendisi olmanıza gerek yok burada bunu yapabilmek için. Şöyle ana sayfaya geri döndüğümüz zaman buraya zaten benim botum olduğu için tekrar açmıyorum. Buraya zaten gönderecek. Şöyle hepsini küçült diyelim. Şöyle bir ekran olacak. Hepsini genişlet derseniz daha detaylı bir şekilde gösterir. Yine bakmak isterseniz bakın işleme git diyebilirsiniz. Burada işlemde gösterebilmek için size TradingView'a bağlamış. Bakın şuradaki işlemleri görebiliyorsunuz. Neler yaptığını botun. Burada farklı işlemlerimiz var. Yine görebiliyorsunuz. Satış işlemleri, alış işlemleri. Yani TradingView View'da da aslında görebilirsiniz bunu. Aşağıda götüreyim ben sizlere. Bakın burada da görebiliyorsunuz bütün işlemleri. Zaten şurada da söylüyor. 7 tane işlem yapmış. 7 işlemde 5.5 almış. Bu bence gayet güzel bir rakam. Yani kişisel olarak söylüyorum bunu. Tabii ki yine kararı verecek. Ne kadar miktar yatırmak istiyorsunuz? Test etmek mi istiyorsunuz benim gibi? Sonra mı devam edeceksiniz? Bunların hepsi tamamıyla size kalmış. Ama ben sizlere sonuçları paylaşacağımı zaten söylemiştim. Ona göre de sonuçları paylaşmış oldum burada. Ha, bu arada direkt bota gitmeden API'yi bağlamak isterseniz burada bir tane ayarlar tuşu var. Oraya tıkladıktan sonra bakın API anahtarları kısmı var. Buraya ben zaten bir tanesini bağladım. API anahtarı eklemek butonuna tıkladığınız zaman buradan o resimde aşağıdaki linkte verdiğim gibi birer birer devam ederseniz Binance'ı kullanıyorsunuz ya da benzer borsalar benzer şekilde adımlar yapıyor. API kısmını açıyorsunuz. Buradan yeni bir tane yaratıp buraya bilgilerini kopyalıyorsunuz.
Bu kadar. Tek yapacağınız bu zaten. Sonra bağlanmış oluyor. Yalnız şunu da göstermiş olayım sizlere. Eğer buradan futures kullanacaksanız sizin futures'ta Binance hesabının içindeyiz şu an, onu göstereyim. USDM futures kısmında bir para tutmanız lazım. Bunu da nasıl yapabiliyorsunuz? Mesela transfer kısmına bastığınız zaman burada arkadaşlar fiyatta genelde olur paranız. Bunu tersine çevirelim. Fiyattan USDM futures'a para yollamış oluyorsunuz. Ben mesela şu an 554 yaklaşık varmış burada USDT olarak. Eğer yollamış olsaydım buraya ne kadar miktar istiyorsam yani $100 yazacaktım. Buraya ya da max diyebilirsiniz hepsini. Buraya confirm diyorsunuz ve USDM futures'a yollamış oluyor. Yani API anahtarı üzerinden siz o noktaya bağlamış oluyorsunuz. Ondan sonra da confirm diyerek burada paranızı tutarak zaten botu kullanabilirsiniz. Evet, süper arkadaşlar. Umarım burada verdiğim bilgileri yararlı bulmuşsunuzdur. Ben açıkçası burayı kullanmayı devam edeceğim. Dediğim gibi miktarı da yakın dönemde arttırabilirim. Umarım kripto piyasası artık çok çok bekletti bizi, güzel yerlere gelecektir. Eğer bu videoyu özel olarak yararlı bulduysanız tabii ki beğen tuşuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Onun dışında hızlı bilgiler, trade ipuçları, çekilişler, internet üzerinden para kazandırabilecek farklı yöntemleri burada paylaşıyorum. Yine hızlı bir şekilde paylaştım. Twitter'ımda var. Onun da linkini aşağıda bulabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.